Merhaba arkadaşlar, yeni bir paket açılışıyla karşınızdayım. Yine dev bir çizgi roman kutu açılışı yapacağım. Bakalım şöyle zarar vermeden alttakileri gidebilir çok hızlı açarsam. Zarar verebilir. Ve bayağı bir böyle ayraçla karşılaştım. Şöyle. Müsaadenizle. Bayağı ağır. Şöyle alalım. Şöyle. Bakıyorum. Evet, Bon 9 ve Bon 8. Bon 9 da bayağı kalınmış ha. Bon 8 ve Bon 9 ve böylece 9 ciltle Bon hikayesi tamamlanmış oldu. Marmara çizgiyi bu hikayeyi tamamladığı için teşekkür ediyoruz. Evet, Bon 8 ve Bon 9'un ciltlerle hikaye tamamlanmış oldu. Evet. Dövüş Kulübü 2 fasikül olarak çıkıyor biliyorsunuz ülkemizde ayrıntı yayınlarından. Dövüş Kulübü 2 7. fasikül ve varyant kapağı. Dövüş Kulübü 2, 8. fasikül ve varyant kapağı. Dövüş Kulübü 2, son çıkan fasikül, 9. fasikül ve varyant kapağı. Sadece bir fasikül kaldı arkadaşlar. Böylece Dövüş Kulübü 2 çizgi romanı tamamlanmış olacak. Bakalım ondan sonra soft cover ya da hard cover artık bilmiyorum. Ayrıntı yayınları 10 cildi toplu halde basacak mı basmayacak mı göreceğiz. Neil Gaiman'ın yazdığı, Dave McKee'nin çizdiği çocuk kitabı olan Babama İki Japon Balığı ile Değiş Dokuş Ettiğim Gün Türkçe'ye çevrildi. Sırtlan Kitap tarafından. Neil Gaiman sevenlere duyurulur. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 9. Evet. Alttan yine ayraçlar fışkırmaya devam ediyor. Evet. Bayağı bir ayracımız oldu. JBC'den son çıkan Suicide Squad 1. cilt. Yine komiklerden devam edelim. JBC'den daha önce çıkmış olan Batman Yeni 52 cilt 2 Baykuşlar Şehri'nin 2. baskısı beyaz kapak. Yine JBC'den yeni çıkan Deadpool çizgi romanı Deadpool X Carnage. Deadpool'da Carnage'ın Carnage'ı çizgi Spider-Man okuyanlar hatırlayacaktır. İkisinin kapışması. Devam ediyoruz. Eskilerden kim kaldı? Conan. Barbar Conan'ın Vahşi Kılıcı 16. cilt. Aslında şöyle, bu 16 ama 15 ile 16 aslında 8. cilt oluyor. Çünkü bunlar bayağı kalın ciltler. Bunları ikiye bölüp yayınlıyor Marmara çizgi. O şekilde.
Aslında 16. ciltte, aslında normalde 8. cilt çıkmış oldu orijinalinde. Neyse. Hawkeye 2. cilt. Hawkeye'nin macerası devam ediyor. Bu da Marmara çizgiden. Gerekli şeylerden Uncanny Avengers'ın 4. cildi. Bunlar hep yeni çıktı arkadaşlar. Gerekli şeylerden son çıkan Original Sin hikayesinin 4 farklı kapakla çıktı. Biri Scotty Young kapağı. Arkadaşlar bu kapak. Scotty Young çizimlerini hemen sevimli çizimleri görüyorsunuz. İkinci kapağı bu kapak. Üçüncü kapağı nerede acaba? Bakıyorum ama bulamadım. Her neyse, aşağılarda bir yerlerdedir. Injustice 2. yıl. Cilt 1 olması lazım ama. Nerede yazıyor? Cilt 1 yazmıyor. Neyse. Bu cilt 1 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok fena yanılıyor olabiliriz tabii. Herhangi bir yerde cilt 1 yazıyor mu acaba? 2. yıl. Evet, içinde, kapağın içinde yazıyormuş. İç tarafta. İkinci Injustice 2. yıl cilt 1. Çizgi düşlerden. X-Force cilt 3 yine çizgi düşlerden. Marmara çizgiden Chew. Chew'un 3. cildi. Image Comics çizgi romanı. Flash'ın Flashpoint'e giderken birinci kitap The Flash, Kalleşçe Ölüm, arka bahçeden. Bu iki kapak olarak çıktı. Bu varyant kapak sanırım ama %100 emin değilim. Diğer kapak nerede acaba? Şöyle bakıyorum. Evet, muhtemelen bu orijinal kapak. Bu varyant kapak arkadaşlar. Gibi gözüküyor. Green Lantern. Gizli orijin. Green Lantern cilt 2. Sanırım bu. Yeşil fener. Bu da varyant kapağı. Original Sin'in original kapağı. Evet, Original Sin'in orijinal kapağı bu arkadaşlar. Diğer ikisi Scotty Young'lı olan ve diğeri varyant kapakları. Şöyle gösterirsem. Şu orijinal kapağı. Şu ve şu varyant kapakları arkadaşlar. İçeriği aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece kapak farklı. Masallar Fables 6. cilt. Arka bahçeden çıktı yine. Şükürler olsun kavuşturana. 100 kurşun 100 bullets Vertigo çizgi romanı. Nihayet 4. cildi çıktı. Herhalde bir sene falan oldu. Çizgi güçlerden. Umarım Scott ve bunun da yine devamı gelir inşallah. Daredevil daha önceki bir çizgi roman yine dev kutu açılışına göstermiştim. Daredevil 5. cildi. Bu şey kapağı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika şu kenarda dursun. Karabilim Black Science. Orijinal ve varyant kapağı. Hmm.
Bu da arka bahçeden çıktı. Şeylere geçmeden önce, mangalara geçmeden önce bir iki bir şeyler kaldı. Injustice yine ikinci yılın cilt ikisi. Neyse ki bunda cilt iki diye yazmışlar. Şöyle çok dipten kesmişler ama yapacak bir şey yok. Matbaa demek ki dandik. Injustice ikinci yıl cilt iki. Ve ve gerekli şeylerin basmış olduğu Original Sin'in sınırlı sayıda basılan, sanırım 47 tane mi ne basıldı? Yuvarlak hesap 50 tane diyelim. Ciltli basımı, ciltli ve şömizli basımı. Şömizin altında şu şekilde arkadaşlar. Ciltli, şöyle kabartmalı falan. Şu da şömizi. Cavurların dust cover dediği. Arkası da şu şekilde. Şöyle. Gayet güzel bir basım var. Fi tarihinde V for Vendetta'da bu şekilde basılmış ama V for Vendetta'nın hiçbir zaman bende ciltli versiyonu olamadığı için maalesef bakamıyorum. Şimdi Daredevil'ın acaba elimdeki şey mi diye bakıyorum kitaplığından. Daha önce evet. Variant kapakmış arkadaşlar. Bunu daha önce açmıştım. Göstermiştim size. Şimdi bu kutudan çıkan ise bu arkadaşlar. Bu orijinal kapağı, bu variant kapağı. Orijinal kapağı uzun zamandan beri kitaplığımda duruyor zaten ama variant kapağı daha yeni geldi. Ve geçelim mangalara. Şöyle şunları bir yavaşça kaldırayım. Tekrardan bir göstereyim. Original Sin. Hardcover kapak. Ciltli, şömizli. Yine Original Sin'in orijinal kapağı. Variant kapağı. İkinci variant kapağı. Scottie Young çizimi. Uncanny Avengers 4. cilt. Hawkeye 2. cilt. Daredevil 5 varyant kapak. Karabilim orijinal ve varyant kapak. Yüz Kurşun 4. cilt. Masallar 6. cilt. Injustice 2. yıl 1. cilt ve 2. cilt. X-Force 3. cilt. Chew 3. cilt. Flashpoint'e giderken 1. kitap. Orijinal ve varyant kapak. Green Lantern Gizli Origin. Orijinal ve varyant kapak. Bone 8. 9. ve son cilt. Dövüş Kulübü fasikülleri. Dövüş Kulübü 9 varyant kapak, Dövüş Kulübü 8 varyant kapak, Dövüş Kulübü 7 varyant kapak. Babama iki Japon balığı ile değiş tokuş ettiğim gün. Barbar Konu'nun Vahşi Kılıcı 16. Deadpool Carnage'a karşı. Batman Yeni 52 cilt 2. Suicide Squad cilt 1. Ve gelelim mangalara. Naruto 26. cilt.
Titana Saldırı 9. cilt. Şu şömizesi biraz yıpranmış gibi gözüküyor ama. Evet, şurada katlanmış sanırım bu. Önceden. Şöyle gözüküyor mu? Şöyle bir çizgi var burada ama çok da belli değil. Hani çok da rahatsız edici gözükmüyor ama olmasa iyiymiş. Benim gibi en ufak bir çizgiye bir katlamaya katlanamıyorsanız sinir olmanız işten bile değil. Neyse. Çok da şey değil. Titana Saldırı 9. cilt. Bleach 16. cilt. One Piece 25. cilt. Ajin, bu yeni çıktı. Ajin yarı insan 1. cilt. Full Metal Alchemist 19. cilt. Burada da sona yaklaşmaya başladık. Tokyo Ghoul 3. cilt. Evet, mangalar da bu kadar arkadaşlar. Ve bir dolu da ayraç. Bunlar arkadaşlar gitti gidiyor üzerinden. Satın aldım. Tavsiye ederim. Gerçekten çok özenli bir gönderileri oluyor ve hızlı gönderiyorlar. Ayrıca gördüğünüz gibi bir sürü her gönderide bir sürü ayraç da katıyorlar sağ olsunlar. Evet, kim? Edessa Kitabevi. Edessa Kitabevi olarak arattığınız zaman zaten göreceksiniz. Fiyatları da oldukça uygun. Tavsiye ederim. Fuarlardan hariç buradan alabilirsiniz. Çünkü fuarlarda zaten yayın evlerinin kendi özel indirimleri oluyor. Ama onun haricinde, fuarlar haricindeki zamanlarda Edessa Kitabevi'ni tercih edebilirsiniz. Gayet güzel indirimler oluyor. Evet, bu kadar arkadaşlar. Son çıkan mangaları ve çizgi romanları şöyle bir kısaca göz gezdirdik. Fiyatlarına vesairelerine, sayfa sayılarına, ıvırına zıvırına fazla girmedik. Video iyice uzamasın diye. Evet. Sanırım 37 tane falan kitap baktık herhalde. Tam emin değilim. Neyse, biraz sonra sayarım ben onları artık. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.